Aynen. Arkadaşlardan mezun mu yoksa şey var mı böyle öğrenci hala? İkisi de var Enes Bey. Hangi bölüm ağırlıklı? Onları bir mesela merak ettim. Çok İlginç var mı? değişik şekilde bazıları daha bölüm seçme sürecinde oluyor. Bazıları bölümünü seçmiş oluyor. Yani Arkadaşlarım şey lisansları şu, hangi bölümden ağırlıklı? Mühendislik mi var? Sağlık mı? Hangi bölüm ağırlıklı? Ve arkadaşlar da şey yapabilir isterse mikrofon açıp bilmiyorum hani interaktif olsun diye. şey isterseniz siz kendinizi bahsederek başlayın birazcık. Daha sonra katılan olursa biz yine tekrardan katılmış oluruz. Daha fazla bekletmeyelim siz de. Benim için sıkıntı yok. Bekleyebilir isterseniz. Benim için problem yok. Bekleyelim mi biraz daha? Bekleyelim. Nasılsınız? Onu o zaman sohbet edelim. Benim için sıkıntı yok. Yani benim vaktim var zaten Cuma günü hani işi de bitirdik. Şu an için vaktim var. Sıkıntı yok. İyi ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bizdeyiz. İşte koşturmaca. Sizin bir ofisiniz var mı yoksa evden mi çalışıyorsunuz şu an? Öyle İstanbul'da Biz mısınız? ofiste çalışıyoruz. Masada kolektif ağası duydunuz mu? Neresi? Kolektif ağası. Yok durmadım. Maslak'tasınız ama şey. Evet, Masada yapıyoruz. Anladım. İsterseniz başlayalım bence. Kendinizi tanıtın isterseniz. Olur. Şey, slide'ımı paylaşayım. Ben bir yandan da slide açtım bir ekranda. O slide Ben size şey yapayım isterseniz. Oturum sahibi yapayım. sunum paylaşabilirim. Host yapın. Ben ekranı paylaşırım. Oradan da sunum üzerinden gideriz. Tamam, ben size yaptım oturum sahibi. Okey. Ekran paylaş. Şu ikinci ekranı paylaşalım. Şimdi şunu yapalım. Ekranım geldi mi? Evet, görünüyor ki. Tamam. Bir yanına da sizi alacağım. Tamam. Ekranı şu anda büyütelim. Ben de çok kullanmıyordum ama güzelmiş bu şeyde sunum yeri. Canva galiba. Bayağı Evet, güzel kanka. olmuş şimdi. İyi ben başlayayım o zaman arkadaş. Tabii. Sizin izninizle. Arkadaşlar burada İtalya'dan aldığım burs hakkında biraz bahsedeceğim. Invest Your Talent. Bu güzel bir burs. Gerçekten bayağı iyi bir burs. Önce o zaman öncelikle kendimden biraz bahsedeyim. Ben İstanbul'da liseyi okudum Bayrampaşa Lisesi'nde. Orada lisedeyken şey kararı vermiştim. Endüstri mühendisi olacağım. Hani 3. sınıftayken belliydi benim endüstri mühendisi. Yani onu istedim. Yalnız orada İTÜ'yü ben hedefliyordum, İTÜ Endüstri. Orası olmayınca Marmara Endüstri'ye gitmek istedim İngilizce olarak. Çünkü İngilizce okumak istiyordum. Puanım Marmara'nın da üstünde kalıyordu ama İTÜ'nün altında kalıyordu. O yüzden ben fakülteye birincilikle girdim Marmara Mühendisliği Fakültesine. Bu da beni bu sefer daha da böyle bölümü zaten seviyordum. Daha da böyle şey yaptı. Hani daha böyle aileme karşı da sorumluluk aldım. Çünkü ailem hep sağlık okumamı istiyordu. Doktorluğa falan da puan yetiyordu şeklinde. Ama ben endüstri mühendisliği okumak istediğim için biraz aileme de karşı şey oldu ve ne oldu? Bu sefer daha da kendimi şey motive ettim. Ben bu bölümü güzel okumak istiyorum diye. Bu da beraberinde beni tabii akademik başarıya sürükledi ve ben endüstri mühendisliğini birincilikle bitirdim. 2015 yılında. Ve hani sadece akademik olarak odaklanmadım. Diğer şeyler de yaptım böyle. Gerçi sırf hani yapmak için değil, içimden geldiği için yaptım. Mesela birinci sınıf zaten bölümümüz %100 İngilizce. İşte biz hazırlık okuduk. Sonrasında dedim ki ben yurt dışına çıkmak istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Çünkü hani hepiniz zaten öğrenci olunca zor oluyor bu şeyler. Bir katılmak istiyor Şeyma Erdoğan. Kabul edelim. Evet, sizin onu takip etmeniz lazım artık siz Tamam. olduğunuz. Ben geldikçe o şey yaparım. Sıkıntı yok. İki ekran var. Tamam, Bir tanesi teşekkür tabii. ederim. Hiç daha geldi yabancı bir isimde. Yani bu sefer ne oldu? Ben hani maliyeti düşük olarak hani öğrenci olarak nasıl yurt dışına gidebilirim neyi araştırmıştım ve ilk olarak work and travel diye bir şey öğrendim. Hiç bilmiyordum. Hani belki arkadaşlar biliyordur hani öğrenmişlerdi. Ve birinci sınıfı bitirdiğimde ben New Jersey'ye gittim work and travel yapmaya. Orada yazın işte çalıştım Luna Park'ta. Sonra Amerika'nın yani kazandığım tüm parayı da orada ben harcadım. Doğusunu batısını hep gezdim. Bu çok güzel bir şey yaptı bende böyle. Daha da böyle bir yurt dışına karşı beni bir heveslendirdi. Çok hoşuma gitti farklı kültürler arasında yaşamak, hani onların arasında bulunmak. Yani çünkü hep Türkiye'de bulunmuşum.
İstanbul Enes Bey doğumlu çok diyeyim. özür dilerim. İsterseniz ben sizi takip etmeyin diye bana bir dakika tekrar oturum sahipliğini verir misiniz? Ben reklame host yapayım hemen. Tamam. Onun şu Biz kullanıcılardan veriyorduk galiba. yapabiliriz istiyorsanız. Bir dakika. Şöyle dinareye tıklayınca. Kendisini yapması lazım diyorum. Nasıl yapıyorduk onu? Ben şuradan bir size ekrandan göstereyim. Tamam, ben yaptım kendimi. Ha, tamam. Olur, sıkıntı yok. De devam ediyorum o zaman Evet, lütfen. ben. Work and Travel'dan bahsediyorum. Work and Travel'a gittim. 3 ay orada çalıştım. 2012 yazıydı. İşte daha da beni heveslendirdi. Bu sefer ülkeme döndüm, Türkiye'ye. Hani bu sefer şeyi kovalamaya başladım. Daha ne yapabilirim? Yani yurt dışı tamam, Work and Travel güzeldi. Çalıştım, para kazandım, gezdim. Daha nasıl çıkabilirim yurt dışına? Baktım Erasmus diye bir şey var. Benim kuzenim yapmıştı. Hani hem süreçte öğreniyorum böyle. Önceden bilmiyordum. Bu sefer Erasmus için ne yapmak lazım? Akademik biraz başarı lazım %50. Bizim okul öyleydi Marmara. %50 de İngilizceden geliyordu. Akademimi güzel tuttum derslerimi. Zaten sevdiğim derslerdi. İngilizce sınavından da iyi bir puan aldım. Ve bu sefer yine şey hibeli olarak Almanya'da Erasmus kazandım. Üçüncü sınıfın yazında. Oraya gidecektim. Şöyle de bir şey oldu. Yani hayattaki işte bu tercihler çıkınca insanı bu sefer şey de şey yapıyor. Çünkü buna ya bilmiyorum ekonomi az çok bilenler opportunity cost diyorlar. Yani neyden vazgeçtiğinle ilgili. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Ben ikinci sınıf bitirinde bir yandan da yatay geçiş diye bir şey var. Yine arkadaşlar bilir. İTÜ yatay geçişe başvurmuştum. Çünkü hedefimde bir tenisi vardı. Bir de onu kazandım İTÜ yatay geçişi. Bu sefer şey arasında kaldım. Yani Marmara'da güzel bir ekibim var. Yani çalışma arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım çok iyi. Ben böyle çok iyi bir bağ konuştuk. Erasmus'u kazanmıştım. Bir yandan da İTÜ'ye geçiş hayalimi kurduğum bir okuldu. Ama onun dezavantajları da oluyordu. Hani çünkü akat işte puanlarım siliniyordu, okul uzuyordu, arkadaşlarımı kaybediyordum. Bu sefer baktım, yani Erasmus var, ben burada okulu derecede bitirebilirim. Hani evet etiketi kötü ama ben dedim hani burada kalmam daha içime sindi. Çünkü ben dedim ki bir de İTÜ'lü arkadaşlarım da vardı. Onlar da mesela şeyi hedefliyorlardı. Ya biz İTÜ'yü okuduk ama yeterli değil. Biz yurt dışında bir yüksek lisans yapmamız lazım. Liseden arkadaşlarım vardı İTÜ'de okuyan. Ya bu sefer dedim ki ben İTÜ'ye gitsem o adamların şu anki haline geleceğim ve o adamlar bir adım ötesinde yüksek lisans düşünüyorlar yurt dışında. Ben dedim niye o zaman adamların şu anki yerine gideceğim ki bir daha kendim bir şey yazacağım. Ben burada Marmara'da kalarak dedim. Bir sonraki adımı adamların atmak istediği adıma ben de ulaşmaya çalışacağım. Yüksek lisans yapmak isterim. Ama yüksek lisans için de hani yine burada herkes sonuçta burs bulup hani maliyet olarak kendini şey yapmaya çalışıyor. Hani sonuçta çok pahalı bir süreç. Aileden de o destek yoksa imkansız zaten yapamazsınız. Bende de yoktu. Bu sefer ne yapmam lazım dedim. Hani kafama şeyi koydum ben ikinci sınıfı bitirdiğimde. Dedim ben yurt dışına yüksek lisans yapacağım ve bunun için burs almam lazım. Yine bunu önceden yani böyle biraz planlı biriyimdir zaten hani gördüğünüz gibi. Dedim ben yüksek lisans yapacağım, burs bulmam lazım. Burs için ne yapmam lazım? Geri geri gidiyorum böyle. Tamam o zaman akademik başarı lazım. O zaman derslerimi güzel tutayım. Erasmus'a gittim. Yine oradan yani gezdim, bayağı bir ülke gezdim. Afrika'ya falan gittim böyle gezmek için böyle pasta falan gittim. Çok da hani güzel geçti, verimli geçti. Ülkeme döndüm. Tekrardan derslerimi arkadaşlarım zaten şeydi böyle akademik olarak iyi bir şekilde bölüm birincilikle bitirdim. Bu sefer ne oluyor? Hep böyle adım adım hedefime gidiyorum. Bir yandan da hibemi de dolduruyor, şeyi de dolduruyordum sepetimi diye. Hani yurt dışı tecrübelerim de artıyordu. Sonra ben işte hemen de bulunmuyor. Bunlar çok zor. Yani o yüzden aslında bu İsveç danışmanlık hani kurulmuş bence faydalı da olabilir. Çünkü insan biraz lost oluyor. Yani ben çünkü bitirdim. Arkadaşlarım işe falan girdi. Ben çünkü işi kafamda işe girmek yoktu. O yüzden çünkü dördüncü sınıfta ona göre strateji yapmanız lazım. Ona göre iş görüşmeleri, stajlar, şeyler yapmanız lazım. Ben de o kafada olmadığım için bir böyle insan sudan çıkmış balık gibi oluyor. Yine yıldız şeyde çalışıyordum yani part-time olarak şey işine girdim. Ülker firmasında girdim böyle bir pazarlama, international marketing'de ama part-time girmiştim. Çünkü hedefime ulaşmak için şey lazım. Ben zaman ayırmam lazım, dil puanımı yükseltmem lazım. Araştırma yapmam lazım ve orası şey zaten hani samanlıkta iğne aramak gibi bir sürü ülke var, bir sürü üniversite var, burslar derken biraz böyle bir lost olmuştum böyle. İşte orada ne yaptım? Galatasaray Üniversitesi'nde şeye girdim. İngilizce eğitim şeyleri oluyor böyle. İngilizcemi de çünkü IELTS sınavına, TOEFL IELTS sınavına hazırlandım böyle 3-4 ay. Bir yandan işte part-time çalışıyordum. Bir yandan okul araştırıyorum. Şeyleri araştırdım ben, buldum. Kendimce. Bir tane Japonya hükümet bursu var. Onu bir buldum, başvurdum. Bir tane Almanya'nın verdiği DAT kurumuyla, Türk Eğitim Vakfı'yla DAT'ın, oradaki DAT kurumunun ortaklaşa verdiği bir burs var. Bir tane Investor Talent'ı buldum. Bu üçüne başvuru yaptım. Ha, çünkü bir yerden şeyi kısmak lazım bu filtreyi. Bu sefer bu ülkelerin üniversitelerine falan araştırdım. Belli bir süre sonra dedim ki Japonya biraz uzak. Orada şimdi 2 yıl git
şimdi biraz böyle kültürde çok şey olur dedim. Hani onu biraz eledim. Almanya ile İtalya'nın bu bursuna bayağı hani sağlam bir şekilde hazırlandım. Almanya'da görüşmelerine gittim. Onu kazandım da bunu. Bir de İtalya'yı kazandım. Bu ikisi arasında gerekiyordu. Onu da şöyle karar verdim İtalya'da. Almanya'da zaten Erasmus yapmıştım. Hani Almanya'nın sonuçta kültürel olarak o şeyini yaşamıştım. Hem farklı bir kültür olması için İtalya seçmek istedim. Bir de Almanya'da şöyle var. Yine belki Almanya'ya gidecek arkadaşlar biliyordu. DAT %50'sini veriyor hibe olarak geri almıyor. Ama Türk Eğitim Vakfı %50'sini veriyor ama döndüğünde diyor diğer öğrencilerine burs alması için hani o %50 geri istiyor senden taksit olarak. Ya aslında güzel bir amacı var ama ben de şimdi daha üzerime borç almayayım. Çünkü galiba 24 bin euro mu ne veriyorlardı? 12 bin ne DAT, 12 bin ne Türk Eğitim Vakfı. Şimdi 12 bin euro borçla dönmeyeyim dedim. Hem farklı kültür olsun hem benim İTÜ'den arkadaşlarım vardı. Onlar da İtalya'ya gitmişti Politecnico Milano Üniversitesi. Orada da tanıdıklarım vardı. İtalya olsun dedim ve İtalya'yı seçtim. Hem geri ödeme de yoktu. Bir 16 bin euro hibe veriyorlardı size. Hani okul ücretini falan da ödüyorlardı. O yüzden ben bunu seçtim İtalya'da üniversite ortamını. Bir de bu bursu bilmiyorum arkadaşlar araştırıp gelmişler. Bu biraz şey bir burs. Hani böyle prestijli bir burs. Çünkü İtalya'nın bir de şeyi de var. Devletin verdiği hükümet bursu var. Böyle çoğu kişiye veriyor ama bir hem maddi olarak düşük hem böyle şey yok. Onu veren kurum çok öğrenciler ilgilenmiyor. Bunu bir sonraki saatte gerçi şey yapıyor. İtalyan Dışişleri Bakanlığı veriyor. Az kişi. Bizim zamanımızda 2016'da kazandım ben bu bursu. İki kişi Türkiye'den mühendisten ben bir çocuk daha vardı Kaan diye hala iletişim halindeyiz. O İtalya'da hala. O kazandık. Hani böyle az şimdi yavaş yavaş belki arttırıyorlardır ama şey yani biraz prestijli bir burs. Okulumdan biraz bahsedeyim. Politecnico di Milano'yu ben işte işletme mühendisliğini kazandım orada. O da zaten endüstri mühendisi. O yüzden de sorayım biraz hani arkadaşların bölümleri nasıl. Yani bizim endüstri mühendisleri, işletme mühendisliği birbirine yakın şey dersleri var. Zaten istediğim bir alanda o da. Baktım Politecnico Milano şey, dünya sıralamasında böyle 25-26'larda falan böyle iyi bir okul. İtalya'nın bir numarası teknik olarak zaten. Zor bir okul bu arada. Hani öyle sadece derece sıralaması iyi etmiyor. Bir de zor bir okul. Bayağı zorladı bizi. Onu kazandım öyle işletme mühendisliğini. Orada okudum. Oradan mezun oldum. Sonradan şey yaptım. İtalya'da staj var. Yine bahsedeceğim sonraki staylarda. Stajımı yaptım. Sonradan bir de Ariston firmasında bu beyaz eşya Türkiye'den çekildiler gerçi ama bilirsiniz belki. Önce Ariston beyaz eşya firmasında IT departmanında 3 yıl çalıştım. Geçen yılda benim özel sebebimle evlenmeyi ben planlıyordum. O yüzden kız arkadaşım da buradaydı. Öyle bir Türkiye dönüş yaptım. Evlendim ben yani. Şu anda Arçelik'te çalışıyorum. Bir yıldır da Arçelik'te çalışıyorum. Şimdilik böyle kendimden biraz belki uzatmış da olabilirim ama hani böyle bir bahsetmek istedim. Nasıl bir serüven oldu benim için bu süreç. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Şimdi burada şey demiş işte bu Investor Tenant gerçekten hani ya benim mesela başka ülkelerden burs alan arkadaşlarım da var. Verilen bu zaten mesela baktığınızda ben mesela bakıyorum Amerika ve İngiltere'de zaten burs almak çok zor. Orası biraz daha işi maddiyata dökmüşler. Hani biraz daha böyle para kazanmak üzerine oralarda zor oluyor. O yüzden diğer ülkelere baktığında da böyle hani Almanya şey bu kadar gerçi dinarlarla konuşuyor. Çin'de de bayağı burslar varmış ama benim odak noktam orası olmadığı için Avrupa üzerinde mesela güzel bir burs gerçekten. Hani 16 bin euroyu hani veriyor sana hiç geri ödemesiz. Okul ücretini falan veriyor. O yüzden bir de bu burs şey bir burs. Yani dedim ki stratejik bir burs. Ben bir bakmıştım yine katılmadan önce bu session'a. Şeyde bir 17 ülkede ülkenin öğrencisine ne veriyor? Yani mesela 190 üzeri ülke var dünyada. 17 ülkeyi seçmişler. Bunlara da hep bakarsanız şey yok böyle. Gelişmiş ülkeler yok. Gelişmekte olan ülkeler var. Yani adamların amacı şu. Hani dışişleri bak şey İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın o ticaret ajansı. Yani biz gelişmekte olan ülkelerle zeki çocukları, başarılı çocukları alıp kendi kültürümüzde bunları yani eğitelim, bir bağ kuralım, bir tane şey yapalım, bir interaction olsun. Bazısı belki burada kalır, bazısı ülkesine dönse bile iyi bir firmada çalışır. Mesela ben döndüm, Arçelik'te çalışıyorum ama sonuç olarak İtalya ile hala bir bağım var. Ben bu burs üzerinden hala Dışişleri Bakanlığı'yla bana olarak toplantılar oluyor, konsolosluğa çağırıyorlar, şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Böylece şey yapıyorlar. Yani ileride diyelim ki müdür, direktör bir şey olduğunda veya bir süreç olduğunda İtalya'nın. Bu sefer sen sürekli İtalya'ya bir adım daha yakın bakıyorsun. Hani kültüründe yaşamışsın, insanlarını bilmişsin. Böyle stratejik bir burs yani onu belirtmek isterim. Tabii bundan devam ediyorum. Başka hani bursun şeyini, kalitesinden bahsetmek istedim. Neleri kapsamakta? Ne söyleyeyim? Eğitim ücretini kapsıyor. Mesela yani
İtalya'da mesela Politecnico di Milano'da yıllık ücret emin değilim ama şeydi galiba 4.000 euro falandı. Emin değilim ama 4.000 euro falandı. 3.000 4.000 olabilir. Hani 2 yıldan 8.000 euro şey yani çok bu rakamlara çok emin değilim ama yani böyle bir ücreti karşılıyor. Hani öyle Amerika gibi uçuk bir şey değil. Hani Amerika'da yıllık 10 bin dolar falan oluyor. Burası bir tık daha iyi ama onu da karşılıyor sonuç olarak. O da güzel. İşte 9 ay boyunca hani 3 ayda bir mesela 900 euro çarpı 3, 2700 euro veriyor. 3 aylık olarak yatırıyor onu. 3 ay mesela şey yapıyor. Burada önemli olan şunu söyleyebilirim. Bu bursu kazandığınızda yalnız ilk ödemeyi şeyde yapıyor. Aralıkta yapıyor. Yani sen 3 ay, ben o yüzden arkadaşlarımdan borç almıştım. Yakın arkadaşlarımdan. Öyle bir gitmiştim. O parayı yemiştim. Sonra 3 ay sonra şey yatınca aralık gibi devlet yatınca onları şey yaparak hani bir yıl içinde borçlarımı ödeyerek zaten para artıyor. Yani öğrenci olarak yaşadığınız için. Borçlarımı ödeyerek şey yapmıştım hani geçirmiştim. Sadece önemli olan şu yani hemen vermiyorlar. Yani mesela Ekim'de gittiğinde direkt Ekim'de yatmıyor. Aralık'ta yatıyor. Ama sıkıntı değil. Onu bir şekilde halledersiniz hani öyle. Burada şey de söyleyebilirim aklıma geldi. Orada yılda yani onu zaten girince yani okul İtalya'ya gidince eğitim sisteminde daha iyi görürsünüz. 60 kredi alınıyor ama bizimki gibi değil tam yani. Çünkü o yüzden çok şey kafanızı karıştırma ama neyse 60 kredi onun yarısını geçmenizi istiyor. Bir sonraki sene bu bursu devam etmeniz için. O da geçiliyor ama problem değil. Çünkü şöyle bir şey var İtalya'da. Bir sınava bir dersin sınavına istediğin kadar girebiliyorsun. Yılda 5 tane sınav zamanı oluyor işte. Bir tane diyelim ki Aralık'ta oluyor. Sonra onun bütü oluyor diyelim Aralık'ın sonu veya Ocak başı. Sonra 2 tane de yıl sonunda oluyor. Şeyde, Haziran'da, Temmuz'da. Onu da geçemedim. Bir tane Eylül'de falan oluyor. Yani burada bunların sınırı da galiba bu 4. session'a kadar yani Temmuz'da olana kadar yarısını geçmeni istiyor ki sana bir sonraki şeyin bursunu bir sonraki yılın bursunu verelim diyor. O bir nokta. Ama yapılmayacak bir şey değil. Yani ben öyle bursunu kaybeden bir arkadaşımı görmedim. Yani bir şekilde geçiyorsun. Ha, belki yüksek geçmiyorsun ama geçiyorsun. Ben mesela başarılı bir öğrencim lisansında ama üniversite yüksek lisansında öyle başarılı, çok başarılı bitirdim diyemem. Ya fena da değil aslında. Şöyle 95, 110 üzerinden 95 bitirmiştim ama hani şeye koşmadım öyle illa da birinci olacağım şey. Çünkü hedeflerin yani burada önemli olan şu hedefin ne? Yani doktora yapmak istiyorsan sonrasında ya belki akademik başarı lazım ama benim hedefim zaten yüksek lisans bitirip iş hayatına atılmaktı. Yani bir şekilde sınavları geçtik şey oldu. Haçlı konusu böyle. Bir de son olarak şey ekledik bu Rümeysa Hanım'la. Staj fırsatı var. Yani bu da güzel. Çünkü ben şeyde bakmıştım. Hani ya bari yüksek lisansa gidemezsem staja falan gideyim diyordum. Ama kolay değil. Çünkü Türkiye bir kere maalesef şey olarak sıkıntı oluyor Avrupa'da. Yani çünkü Türkiye'den sen firmaya bulacaksın, kabul edileceksin. Sonra diyecek ki yani sen Avrupa Birliği dışındasın, ona sponsor olması lazım sana. Hani böyle hep böyle bir şey vize sorunları var. Diğer türlü mesela sen İtalyan vatandaşı olsan Almanya'dan, Hollanda'dan bir staja kabul alsan direkt uçak bileti alıp gidiyorsun. Hiç sıkıntı yok. Hemen oturum izni şeyin var ama bizde öyle olmuyor. O yüzden staj kabul almak da çok zorlaşıyor. Ama burada bu bursu aldığında sen hiçbir şey uğraşmaya gerek yok. Devlet sana bu bursu hani İtalyan Dışişleri Bakanlığı ayarlıyor. Zaten onların anlaşmalı şirketleri var. Onlar da sana stajında hazır oluyor. Ha, beğenmedin mi kendin daha ayarlayabilirsin İtalya'dayken. Dersin ki ben bu şirkette değil şurada yapacağım. O olabilir. Çünkü devletin ayarladığı şey olabiliyor. İtalya'nın illa mesela ben Milano'da okuyordum ama staj yerim şeydi. Macerata diye bir yerdeydi. Biraz daha İtalya'nın ortasındaydı. Yani deseydim ki ben oraya gitmek istemiyorum. Ben bir anda o zaman diyor ki sen o zaman bu bizim elimizdeki seçenekler bunlar. Bana birkaç tane sunuyor tabii ki. Tek bir tane sunuyor ama hepsi şey Milano dışındaydı. Ben gitmiştim. Sıkıntı olmamıştı. Gittim 3 ay staj yapmıştım o şirketten. Bir farklı bir il görmüş olmuştum İtalya'da. Orada da yaşamıştım. O güzel. Yani staj fırsatı otomatik geliyor bu bursa birlikte. Bir de dil eğitimi var. Dil eğitimi ücretsiz yine üniversitenizde veya başka bir bizim üniversitede veriyordu. Kurs veriyor size İtalyanca kursu. Onu da eğer ilginiz varsa dile orada kendinizi İtalyanca olarak da geliştirebilirsiniz. Benim böyle aşırı ilgim yoktu. Yine gittim ama hani isteyenler için dil eğitimi de oluyor. Güzel oluyor. Yani çünkü dışarıda belki başka bir kura gidin, dışarıda bir şeye gitsiniz İtalya'da. Belki aylık 50 euro, 100 euro vermeniz lazım. Ama burada ücretsiz alıyorsunuz onu. O da güzel bir fırsat. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Çünkü hani dile gelen şey dil eğitime gelen insanlar da international sonuçta İtalyan gelmiyor oraya. Böyle farklı insanlarla falan da tanışma fırsatı oluyor. Hani sırf sosyalleşmek için bile yapılabilecek bir şey bence. Buradan böyle geçiyorum bir sonrakine. Burada bu bursun yalnız şeyi var işte biraz prestijli bursu olduğu için şeyde kısıtlamışlar hangi alanlar olduğunu. Hani her yere vermiyorlar yani
hani bütün bölümleri versem bu sefer şey olacak, bir değeri kalmaz, belki daha düşük. Bu yüzden biraz daha belki stratejik bölümlere veriyorlar diye anladım. Çünkü mimarlığa veriyor. Mimarlık zaten İtalya için çok şey. Hani böyle mühendislik yine. Tasarım veriyorlar. Yüksek teknoloji, ekonomi ve yönetim. Yani böyle dediğim gibi bu beş alanda okumak isteyen öğrencilere burs veriyorlar. Çünkü bunların da aslında şeyi var. Yine sitesine girince görürsünüz. Hangi okulların, yani bu okulların da bu bursla anlaşmaları, hani bütün İtalya'daki bütün okullar da olmuyor. Yine tabii ki en iyi okullar oluyor. Genelde hepsi lisede var. Belli başlı okullar var. Onların bu gösterdiğim gözüken 5 bölümüne başvurabiliyorsunuz. İşte mesela ben Politecnico di Milano okulunda mühendislik bölümlerine, işletme mühendisliğine başvurmuştum. Ama onların detayları sitesinde yazıyor hangi okul şey olacağını. Bir de zaten evet onu önce bakarsınız yine, evet o hangi okula bak, çünkü belki kazandığınız okul bursu sağladığı şey yaptığı anlaştığı okullardan değilse, o zaman sıkıntı yaşamamak için hangi okulların olduğunu önceden bakmakta fayda var. Ona göre başvuru yapmak lazım. Devam ediyorum. Bakalım 5. slide'a gidelim. Başvuru koşullarında ya işte burada var. Burada işte öne geçmenizi sağlayan şeyler var. Mesela diploma bence işte önemli, çünkü ben direkt bir şey diyemem tabii ki, şu ortalamanın üzeri olacak olmayacak, bir sürü işte başka etken de var, ama diploma bence başarılardan biridir. Hani böyle en azından ya tahmin ediyorum, bu yine benim görüşüm. 4 üzerinden, Türkiye'de 4 üzerinden 3 olması falan bence şey olur. İlla birinci, ikinci olmanıza gerek yok. Belki birinci, ikinci değilsinizdir ama sosyal yönünüz çok iyidir. İşte yurt dışı başarınız veya işte bir yerde gönüllülük yapmışsınızdır falan. Onlar da etki olur ama sonuç olarak ben olabildiğince diplomanızın şey olması lazım. Burada tabii en az lisans mezunu olmanız gerekiyor. Yani orada demek oluyor ki bu mesela lise öğrencisi varsa aramızda lisans okumaya bu bursa gidemiyorsunuz. En aşağı master veya bir şey yapma, doktora yapmanız lazım. Dil yeterliliğinde benim işte Marmara'da bölümüm İngilizceydi, %100 İngilizceydi. Öyle İngilizce bir bölümde okuyorsanız %100 o yeterli oluyor. Oradan alacağınız bölüm İngilizcedir, yazısı okuldan alacağınız yeterli oluyor. Ama ben şey de almıştım, başka okullarda başvurduğum için Almanya ve Japonya'da. IELTS'ten 6,5 falan almıştım. O da B2'ye falan geliyor galiba ortalaması. Eğer okulunuz %100 İngilizce değilse yine bir TOEFL, IELTS gibi sınavlara girip B2 düzeyinde İngilizce sertifikası gerekiyor. Yalnız bursun şey de güzel işte, mesela İtalya, hani İtalyanca isteyebilir diye düşünsem ama istemiyor. Mesela benim İtalyancam sıfırdı oraya gittiğimde. Sadece İngilizce yeterli oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bir daha İtalyanca odaklanmanıza gerek kalmıyor. Bazı okullar mesela Almanya'da bazı burslar mesela Almanca A1, A2 istiyor. Sen şimdi hiç Almanca başlamadıysan bir yandan da şimdi Almanca sertifikasıyla uğraşıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Senin yoğunluğunu arttırıyor. Ama burada zaten İngilizce hepimizin hayatında. Hani İngilizce hep kullanacağımız şey. Çalışsan bile kendine yatırım yapıyorsun bence. O güzel. Sadece İngilizce istemesi. Bir de yaş gereksinimi. Yani demek burada da 1 Ocak 96'dan sonra doğmuş olmanız gerekiyor. O da önemli. Devam ediyorum. Bunu söylemiştim. Evet, yani eğer İngilizce okuduysanız herhangi bir sınavdan B2 sertifika almanıza gerek yok. Ama %100 İngilizce. Çünkü Türkiye'den %30 İngilizceler de oluyor. Onlar geçerli olmuyor bu sefer. Yani bu sefer bir de gerekli. Burada şey var. Mesela ben işte Almanya'da başvurmuştum. Oradan da kabul almıştım. Orada şey oluyor. Bir başvuru yapıyorsunuz. Sonrasında belli bir aşamaya geçince sizi yüz yüze görüşmeye çağırıyorlar. Böyle bir işte giriyorsunuz, anlatıyoruz, böyle şey yapıyorsunuz. Bir takım elbise falan giymiştim böyle. Hani gitmiştim bir kurul gibi bir şey vardı onlara. Kendinizi böyle güzelce hani şey yapmaya çalışıyorsunuz, açıklamaya çalışıyorsunuz. Bursa niye sana versinler diye. Ama burada şey olmuştu. Burada sadece bu beş şeyi güzelce tamamlarsanız bu kadar. Başka şey yok. Hani biriyle gidip görüşmüyorsunuz. Ben şaşırmıştım. Ben mesela bunu göndermiştim bu bursu. Sonra unutmuştum. Bir baktım Haziran ayında kazandınız diye bir mail geliyor. Hani bir yandan hani iyi, bir yandan şey yani iyi, şöyle iyi. İkinci bir aşaması yok. Böyle hani çünkü insan stresli oluyor bir insanla karşısına çıkıp anlatmakta. O yönden iyi. Ama bir yandan da şöyle riskli. Bunları güzel hazırlayamazsanız bu sefer elenebilirsin. Yani mesela sen gidip bir dakikalık videonu kötü kalite veya ne bileyim böyle kötü anlatamaz, kendini anlatamazsan oradan elenirsin. Bu sefer ne olacak? Elenmiş oluyorsun şeyi. O yüzden bunları en güzelce hazırlamanız lazım. Yani lisans, diploma, transkript zaten hazırlığınız derken onu okurken hazırlamanız lazım. Yani okuduğunuz güzel bir şekilde okursanız onu koymanız lazım. Dil sertifikası işte en az B2 ya da okuldan alacaksın. Bir dakikadan kısa bir motivasyon videosunda bunda
böyle şeyi göstermeniz lazım. Ben o tarzda bir strateji, yani strateji değil de ben hani içimden geldiği şekilde ben yurt dışında daha devam etmek istiyorum. Hani diyorum işte Work and Travel var, işte Erasmus var. Hani kariyerimde buraya gidip farklı bir kültürde yaşamak istiyorum tarzı. Biraz da böyle yaptıklarımdan bahsetmiştim. Bir dakikada işte en önemli yerlerden bir şey yapıp onu koymuştum. O önemli bence bu da. Referans mektubu çok önemli. Yani dediğim gibi şu 3, 4, 5 sizin gerçekten şey önemli. Diğer ikisi zaten ne geldiyse onları koyacaksınız. Referans mektubunu şeyden almıştım. Yine böyle üniversitede ana derslerimizde operation research tarzı böyle sağlam dersler vardı. Hocalardan almıştım. Yani gerçi başarılı olduğunuz dersin hocasından alın. Şimdi başarısız olduğunuz dersin hocası güzel yazmaz. Başarılı olduğunuz dersin hocasından gidin, isteyin. Hatta bölüm dekanı verirsen dersin okulu da temsil edecek sonuçta. Türkiye'den bir yurt dışına gidecek. Güzelce şey yaparsa onu alın. O insanlar, o kişi, hocalar da şey yapıyor. Genelde yoğun oluyorlar. Şey diyebiliyorlar. Yani sen yaz güzelce ben bir bakayım. Bir sıkıntı varsa ben de eşlerim. Yoksa da ben imzalarım. O yüzden güzel bir referans, kendi referans mektubunuzu da hazırlayıp hocaya gösterip hoca da kendi onayını verip imzalayıp şey yapabilir, koyabilir. O da aklınızda olsun. Çünkü hocanın da zamanı olmayabiliyor onlardan da. Sonuçta bu sefer bir paragraf, küçük bir cümle olacağına şöyle güzel giriş, gelişme, sonuç tarzı bir referans mektubu iş yapan. Dediğim gibi bunlar çok önemli. Çünkü bu bursun başka seçim şeyi yok. Özgeçmişte yine özgeçmişinizde yaptıklarınızı. Burada şey önemli bence işte gönüllülük. Ben İstanbul'da işte doğum büyüme. Orada şey yapmıştım mesela onu eklemiştim yine. Turizm elçiliği yapılır. İşte hazırlığı bitirdikten sonra Fatih, Eminönü, Sultanahmet civarlarında böyle mavi tişörtlü Ask Me diye şey vardı. Yazın yapılıyor. Onu yapmış, onu yazmış. Sizin başka bir gönüllü yaptığınız şey olur. Okulda katıldığınız kulüpler olur, şey olur. Ne bileyim işte bu Work and Travel, Erasmus. Bunlar önemli. Stajınız tabii yine olabilir ama çok belki stajda hani şey olmaz ama yine de varsa özgeçmişinde de güzelce yapın. Bir de böyle sitelerde şey oluyor, özgeçmiş hazırlama template'leri falan öyle güzel bir template de olsun ki böyle dümdüz siyah beyaz şey olmasın böyle en azından adam baktığında çünkü kim bilir kaç kişiye bakıyorlar. Sizinki onu böyle bir hani şey olsun yakalasın böyle. Bu beş şeye önem vermeniz lazım çünkü bu beş şeye göre kazan. Yani düşünün bu beş şeyi güzel yaptığında 16 bin euro hani yurt dışı eğitimi falan kazanıyorsun. Yani öyle ya. O yüzden çok önemli. Başka bir şey yok yani. Yani bunu ya hazırladığında şey oluyor. Hayatın bir tık değişiyor yani. Devam ediyorum. Burada şey diyor mesela ben mesela şimdi okulumdan İngilizce belge alabiliyordum Marmara'dayken. Mesela transkript İngilizce alıyordum dil eğitimini. Böyle oldu mu onları İngilizce koyabiliyorsun. Tabii bunlar yine kontrol ederek gitmek lazım ama yani böyle o Türkçe varsa bunları tercüme yaptırman lazım. Resmi bir tercüme. O şekilde şey yapıyorsun. Orijinal kopyası sonra çevirip yeminli tercüman falan oluyor. Onu koyman lazım. Mesela bak eksik başvurular oldu. Sen şimdi beş tane yukarı daha demek şeyi sen buradan şimdi bir şey eksik koydun, bir şey yanlış koydun. Sana şey yapmıyorlar. Ya bu eksik olmuş. Eksik belgeyi de gönderebilir misin demiyorlar. Direkt recek edilirsin. Neye recek edildiğini de bilmiyorsun. Yani hani şundan dolayı şey yapmıyorlar. Reddedildiğini diye. O yüzden çok dikkatli bir şekilde hani böyle evet doğru hazırladım her şey istenilen gibi. Onların sitede şey var. Document dosya bölümünde sık sorulan sorular işte gerekli şey. Onlara güzelce bakın çalışın. Yani orada ya işte İsveç kurumuyla beraber şey yapın. Hani evet hazırladık her şey doğru mu şey mi? Yani bir kere başvuracaksın. Sonra dönüşü ya olumlu ya olumsuz başka şey olmuyor. O yüzden önemli yani belgelerinizin doğru şekilde gönderilmiş olması. Yani şimdilik bu kadar benden. Ben sonra Dinara Hanım hani bu tarafı vereceğim sözü ama sonrasında bilmiyorum soru cevap varsa sorularınız olabildiğince hani hatırladığım kadarıyla bildiğim tecrübeme kadar cevaplamak isterim. Şimdi benden bu kadar. İsterseniz önce şey yapalım. Sorusu olan var mı, merak eden var mı Tabii. diye şey yapalım. Sonra ben bu kısmı devralacağım zaten. Tamam. Şu an hatta ekranı paylaşmayı durdurayım. Karşılıklı şey yaparız. Siz. Çok şey. Arkadaşlar sorun sorun tam fırsat işte ne güzel. Bence de merak ettiğiniz varsa isterseniz. Hiç çekinmeyin yani şeyinde soracağım. Müsaitseniz ben sormak istiyorum. Tabii. Ben Esma Karagülmez. Öncelikle teşekkür ederim sunumunuz için. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden bu sene mezun oldum. Politecnico di Milano'da mimarlık tarihi üzerinde yüksek lisans yapmak istiyorum. Bu yönde araştırmalarımı yaptım.
Ancak okuldan ben %30 İngilizce ile mezun oldum. İlk olarak sorum, bu bursu alabilmek için önce üniversite başvurusunu gerçekleştirmemiz gerekiyor mu? Yoksa üniversite başvurusu yapmadan önce de bursa başvurabiliyor muyuz? İlk sorum bu olacak. Diğeri de Politecnico di Milano İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğer %30 İngilizce ile mezun olunduysa herhangi bir dil puanı istemiyor. Bu burs için bunu bir etkiler mi? Yani burs da bunu kabul eder mi? Yoksa herhangi bir İngilizce puanı almam gerekir mi bunun için? Evet, güzel soru. Ben şöyle söyleyeyim işte. Benim liseden de çoğu arkadaşım İTÜ'den mezun, İTÜ kontrol mezun, bir sürü şeylerden vardı ve İTÜ kardeş okul tarzı bir şey yapmış Politecnico di Milano ile. Yani Politecnico di Milano'ya gittiğinde Türklerin %70'i belki İTÜ'den geliyor. Hani çünkü İTÜ işte dediğim gibi %30 Türkçeyi bile hani İTÜ'den gelenin ortalama bir tık iyi ise kabul ediyor. Hani o yüzden çok İTÜ'den vardı. Ama oraya gelen çocuklar hep şey alıyordu. Hani Investio Orteno değil de DSU diye bir burs var devletin verdiği. Onu alıyordu. Daha hani prestijli Evet. düşük, güzel düşük. Şimdi senin sorun mesela şey diyor. Hani %30 İngilizce ile tamam kabul aldın okey ama bu sefer burs ne der buna? Burs bence buna sıkıntı yapabiliyor. Çünkü bursun ayrı bir şeyi var. Tamam Politeknik'e kabul aldın ama bursa diyor ki bana ya %100 İngilizceden mezun olduğuna dair bir belge ver diyor. Hani ya da B2 olacak bir şekilde dil sertifikası getiriyor. Yani o yüzden bence sen buraya o dört bir adım beş tane şeyimiz var ya şurada. Oraya sen şimdi oraya şey koymazsan dil sertifikasını o seni bence eleyebilir. Tabii bunu yine mail adresleri var bu bursun ilgilendiği dersi anlatıp da sorabilirsin. Ama benim yorumum riski atar seni gibi geliyor. İlk sorun neydi? Ben bu ikinci soruyu cevapladım. İlk sorun neydi? İlk sorum da üniversiteye başvurmadan önce Ha, bursa başvurabiliyor muyuz? evet. Yoksa hani üniversiteye başvuru zorunlu mu ilk ona başvurabilmek için? Anladım. Ya orada da şöyle. Şimdi mesela burs bizim hatırladığım kadarıyla 2016'da Ocak'ta falan başvurmuştuk galiba hani. Ocak'ta başvurduk. Sonra bir de Haziran'da açıklandı. Sen şimdi burs açıklandığında hala elinde üniversite yoksa bu sefer sen bursu şeyde alıyorsun. Yani Eylül-Ekim'de alacaksın ve elinde üniversite yoksa sen Eylül'de başvursan bir daha Ocak'ta başlarsın bir sonraki yılın. O yüzden sen yapabildiğin kadar okul başvurunu yapacaksın işte bu Aralık, Ocak, Şubat, Mart neyse artık süreç yapacaksın. Burs da Haziran'da açıklanacak. Bursu kazandın elinde okul da varsa tamam devam edeceksin. Ha, bursu kazandın elinde okul yok. Belki o zaman burs kurumuna dersin ki ya ben okulu kazanmadım ama bana bir dönem daha verin burs hakkım yanmasın. Hani böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Burs hakkım tutar sen bu sefer atıyorum Eylül-Ekim başvurursun. Bu sefer oranın ikinci dönemini kazanırsan o zaman öyle Hmm. bursunu korursun ama bu benim yorumum. Bunu da bakmak lazım. O Evet. yüzden sen yapabildiğin kadar okullara başvurup sen hani ya Politeknik'den bence büyük ihtimal kabul alırsın. Ortalaman çok kötüyse. Hani o yüzden okulların da cebinde olsun. Burs da Haziran sonu gibi açıklanır bu burs. Olursa çok güzel olur. Olmazsa da mesela onu da söyleyeyim. Yani sen mesela illa da gitmek istiyorsan Politeknik'e kazandın. DSU diye bir burs var. Yine arkadaşların vardır üst dönemlerden istersen. Bu bulursun bence. Evet. Mezuna, İTÜ mezunlarından. DSU bursuyla belki gidersin. Hani en az bunu kazanamazsan. Ama bunu kazanırsan en güzeli bu olur tabii de. Öyle söyleyeyim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben burada bir yorum ekleyeyim. Genelde bursların çoğunluğu kabul aldıktan sonra okulun da kabul almış olmasını elinde istiyor. O yüzden genelde biz hocalardan en azından ön kabul gibi bir şey alıp o süreci hızlandırmaya çalışıyoruz ki bir problem çıkmasın diye. Bu Olabilir. arada DSU hakkında biz de mentorluk veriyoruz. Hani başvuru yapıyoruz. Bilginiz olsun. Anladım. Evet. Yani garanti olması açısından tabii okulda kazanalım. Şey sorabilir miyim? Tabii esmalar devam ediyor. Evet, merhaba. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Ben lise son öğrencisiyim ve ben de endüstri mühendisliği düşünüyorum. O yüzden bu seminere katıldım. Eğer hani çok konu dışına çıkmayacaksa biraz endüstri mühendisliğinden, Marmara'da okumaktan ve İtalya'da bu alanda eğitim almanın Türkiye'den farkından bahsedebilir misiniz? Tabii anladım. Yani yine de çok şeyin konusuna çıkmadan yine bahsettiğim böyle hani şeyden. Ya endüstri mühendisi ben şöyle Esma şey yapmıştım. Lise 2'deyken bakıyordum ben ne olacağım. Ben lisedeyken böyle Bayrampaşa Lisesi'nde okumuştum. Yine güzel bir okuldu. Çoğu arkadaşım sayısala gitti. Ben TM okumak istiyordum mesela. Bu sefer ailem dedi ki oğlum sayısala git. Hani daha iyi olur işte doktor, tıp, şey, mühendisi. TM'de ne yapacağım? Hukukçu mu olacağım falan diyorlar. Ben de bu sefer TM'yi bıraktım. TM okusaydım işletme okurdum ne?
Sayısal okudum. Sayısal bakınca bu sefer sağlık istemiyordum. Hastane ortamı tutuyor beni, şey yapmıyor, kan falan. Bu sefer ne yaptım? Mühendislere bakıyorum ya, ben böyle bir teknik insan gibi de hissetmiyorum kendimi. Makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, böyle ne bir kontrol mühendisi. Bir baktım endüstri mühendisliği daha böyle şey bir, yani ekonomiyle diğer soft mühendislik şeylerin konularının birleşmesi, böyle ne bileyim mesela ekonomi dersleri alıyorsun, muhasebe alıyorsun, finans alıyorsun, bir yandan üretim planlama alıyorsun, operation research alıyorsun, böyle işte hani istatistik falan alıyorsun. Tamam dedim ya, ben hani zaten işletme hedefim de vardı, tema yok senin. Ben dedim endüstri mühendisliği okuyacağım. Ama ne iş yapar konusunda o çok zorlandım. Çünkü ben mesela tam okuyacağım alanı biliyorum. Ne konular, ders olarak ne göreceğimi tahmin edebiliyorum. Ama mezun oldum, ne iş yapacağım konusunda çok böyle zorlanmıştım. Çünkü ailem hani şimdi puan da iyi gelince bu sefer diyor ki sağlık oku, ailemize doktor olsun, hani garanti kazan. Yok diyor, mühendislik okuyacağım. Ne iş yapacaksın diyor. Hani şey mesela bilgisayar mühendisi çok belli. Bilgisayarla ilgili bir şeyle çalışacak. Ne bileyim makine mühendisi makine bir şey. Hani anlatabiliyorsun ama endüstri ne yap, yok diyordum ki verimliliği arttıracağız falan. Diyor ne verimli, neyi verimli arttıracaksın, hani ne yapacaksın falan. Zorlanmış ama ben ise şu an okudum. Sonuçta çevremde şeyler de var. Endüstri mühendisi arkadaşlarım var Marmara'dan. Nerelerde çalışıyor mesela? Bu arada Marmara'dan biraz bahsedeyim. Marmara güzel, %100 İngilizce. Hani öyle çok zor bir okul değil bence. Belki İTÜ daha zor olur. Bilmiyorum, İTÜ hiç yorum da yapamıyorum ama yani Marmara çok zor okul olduğunu düşünmüyorum. İngilizce olması çok iyi. Yurt dışı olanaklarının olması çok güzel. Çünkü kurduğundan beri İngilizce Marmara Üniversitesi. O yüzden bayağı bir connection yapmış diğer ülkelerdeki Erasmus falan şeyler. O güzel. Marmara öyle yani. Dersleri falan seversin. Şimdi iş konusuna gelirsek de şimdi mesela benim SAP tedarik zincirinde çalışan arkadaşlarım var. Pazarlamada çalışan var. Ben mesela IT ile çalışıyorum. Bilgi teknolojisi departmanında. Hani o yüzden o endüstri biraz böyle Joker kart gibi. Böyle yani başka şeyler var. SAP diye bir şey var ama hani çok bilmezsiniz SAP danışmanı. Onda çalışan arkadaşlarım var. O da çok güzel bir şey. Hani getirisi yüksek bir şey. Joker kart istenmesi 3. sınıf, 4. sınıfta biraz böyle stajlar yaparak kafanda çizersen hangi departmanda çalışacağını her yere girebiliyorsun. Şey yapmıyor yani mesela bir bilgisayar mühendisi tedarik zincirine girince bu tedarik zincirinde şey oluyor genelde hani ürünlerin bir yerden planlanarak bir yere ulaşması ne bir şey olabilir fabrikada production planning olabilir. Hani böyle şeylerde bilgisayar mühendisi, makine mühendisi sırıtıyor. Yani ne işi var burada? Ama endüstri mühendisi oraya girebiliyor. Pazarlama mesela. Pazarlama deyince bilmiyorum aklınıza şey gelmesin. Gidip böyle kapı kapı çalıp pazarlama değil. Pazarlama ise markanın şeyini pazarlıyorsun. Geleceğini pazarlıyorsun. Diyorsun ki ben mesela atıyorum Apple tarzı premium yapacaksın. Onu şöyle kampanya olursa şunu satış arttırır. Yani böyle pazarlama biraz daha brandi, markayı sahiplenip onu stratejik kararlar alıyorsun marka. O da benim çok hoşuma gidiyor. Mesela pazarlama, international marketingte çalışmıştım. Ben işte bu Ülker, Diskrem, bu Halley şeyinde ekibinde yurt dışına bakıyorduk orada Yıldız Holding'in. O güzel pazarlamaydı. Sonra ben mesela bilgi teknoloji bu da şeyle ilgili. Böyle platformlar yapıyorsun, böyle teknolojiyle ilgili şeyler yapıyorsun. Business'ın işlerini daha hızlı, daha güzel yapması için bu da güzel bir şey. Bu da böyle teknolojik bir iş. Ben orada tabii ki yine burada çalışırken şey yapmıyoruz. Kod yazan bir tayfa var, bir yazılımcı tayfası, bilgisayar mühendisi. Ben orada ben business analyst olarak çalışıyorsun. Sen biraz da o ihtiyacı alıp çevirip yani teknik elemanlar aradaki bir bağlantıyı kuruyorum, köprüyü kuruyorum ben. O hem business'ı anlayıp hem onu şey anlatabilmen gerekiyor yazılımcılara. Arada şey kalıyorsun. Gerçi onu yapıyordum. Son bir ay önce de şeye geçtim. IT, Bilgi Teknoloji Global Business Partner oldum. Arçelik'te. O da şey, Arçelik'in yurt dışına satış yaptığı, sonuçta Arçelik yurt dışına satılıyor Beko markasıyla. Bizim orada işte şeylerimiz var, ofislerimiz var. Orada sonuçta yine sıkıntılar, projeler oluyor. Ben bu sefer buradaki genel merkezde, Arçelik'in genel merkezinde yurt dışındaki Arçelik'in arasındaki köprüyü sağlıyorum bu sefer de. Öyle bir rol değil. Hani endüstri mühendisi var, buraya da giriyor. Oraya, benim mesela takımdan endüstri mühendisi arkadaşlarım var. Bu şekilde endüstri mühendisi söyleyemem ama yani net bir şey söyleyemiyorum. Endüstri şunu yaparsın. Çok var. Yani hastanede bile çalışabiliyorsun. Ben bir ara Acıbadem'de de bir çalıştım ama şöyle. Acıbadem biraz daha böyle iş, business odaklı baktığı için hani böyle hastanelerin yönetici koyuyor. Çünkü o doktorları oraya doktorluğunu yapıyor. Hani böyle sağlıkla ilgili. Sen biraz da business olarak baktığında o hastanenin yönetimi de var. Oraya mesela endüstri mühendisi koyabiliyor hani şey olarak. Yani orada bile çalışabiliyorsun hastane sektöründe. O yüzden çok geniş. Onu sen artık stajlarınla farklı farklı departmanlarda şey yaparsan staj o senin yönünü çizecektir. Başka bir sorun var mıydı? Eski. Ay, çok teşekkür ederim ve ben biraz özgeçmişinize de baktım seminerden önce. İnha Üniversitesi'nde exchange programına Ha, katılmışsınız evet. sanırım. Aynen. Biraz Bak bundan onu, bahseder evet misiniz? evet onu iyi dedin. Onu unuttum ben kendimi anlatırken. Ben şöyle bir çılgınlık da yaptım. Ben İtalya'ya gittim işte yüksek lisansla, bursla. Ben dedim ki İtalya güzel ama ben hala
bir farklı bir kültür de görmek istedim. Avrupa güzel, farklı ülke Avrupa, ama ben dedim bir de Asya'yı da görmek istiyorum dedim. Ne yapabilirim bunun için de? Sonuçta gider hep böyle kafanız çalışması lazım. Yani son dakika görünce olmuyor. Biraz böyle önceden planlamanız lazım ki ona göre adımlar atmanız lazım. Orada şey yaptım. Okulun Politecnico di Milano'nun, sizin gideceğiniz okula ne büyük ihtimal exchange programları oluyor. Onları araştırdım. Bir baktım işte Asya'ya da gönderiyor. Ben de bu sefer onun şeyine başvurusunu yaptım. Hemen hemen herkes kazanıyor. Orada böyle bir sınav münav da yok. Yani hemen herkes gidebiliyor. Çok kontenjanları var. Ben de bu böyle Çin, Kore falan gelmişti. Ben Asya'yı görmek istedim. Kore'yi seçtim, İnha Üniversitesi. O da şeyden dolayı. Erasmus yaparken orada Koreli arkadaşlarımız oldu. Böyle beraber travel yaptık, okula gittik, derste yaptık. Çok yakın olduk. Hala iletişimdeyiz. Ben işte dedim ben kazandım. Çin'e mi gideyim, Kore'ye mi? Onlar dedi ki saçmalama, tabii ki Kore'ye geleceksin. Biz böyle seni de karşılayacağız. Böyle bir 7-8 arkadaşım var. Bilmiyorum Instagram'ı, gerçi kapalı olur Instagram. Hani orada da böyle görebilirsiniz böyle. Onlarla böyle şey yaptık. Kore'ye gittim. Bir dönem Kore'de okudum okurken. Çünkü bir de Kore böyle ufak bir yer. Böyle bizim Marmara bölgesi kadar bir yer. Böyle arkadaşlarım hep böyle buluşup, gezip, şey yapıp. Burada yalnız şunu söyleyeyim. Ben Kore'ye gideceğim deyince investör bana şey dedi. Öyle bir şey yapamazsın dedi. Hani çünkü biz para hani verdiğimiz bursu sen İtalya'da kalmasını istiyoruz. Ben de şeye baktım, kurallara baktım. Öyle bir şey yazmıyor dedim. Hani gösterdim ben başvurum, öyle bir şey olsa tamam yapmıyorum ama öyle bir şey yazmıyor diye biraz rest çektim. Oraya da rest çektim. Yok yapamayız bilmem ne. Şey yapmadılar. Sonra dedim, o zaman vermeyin dedim bana parayı. Ben gideceğim dedim. Ben kazanmışım. Hani hayatımda bir daha ne zaman böyle bir fırsat çıkacak. Onlar bu sefer bursu kesecek gibi oldu ama sonra kesmediler. O zaman der ki biz 4 ay gidiyorsun. O bir 3 aylık kısmını mı 4 ay kısmını vermeyiz o zaman. Tamam dedi, vermeyin dedi. Vermediler. Ben bu sefer oraya gittim. Orada hibe aldım. Hibe de hemen hemen aynı şeye geldi. Hani şey exchange hibesi. Yetti yani. Hani öyle hiç de pişman değilim. Ama bursum kesilmedi. Şu an bir baktım seminerden önce. Şey koymuşlar artık benden sonra mı veya benim gibi yapanlar mı var? Yani Invest Your Talent alan Erasmus ve exchange, yani dışarıda Avrupa dışında exchange yapamaz diye kural koymuşlar. Onu da söyleyeyim. Ben onu hatırlattığın iyi oldu. Belki yine pazarlıkla şey yapabilirsin belki. Ya ben tamam o kısmını, o ayların parasını vermeyin bana. Çünkü ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Belki öyle ikna edersen şey yapabilirsin hani. Yine gidebilirsin eğer hakkında var söylemişim. Çok teşekkür ederim. Son bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Şöyle hani şu an yurt dışında yaşamıyorsunuz ama ne de olsa hani sonuçta orada bir müddet vakit geçirdiniz. Ağır oluyor muydu mesela arkadaş bulabilmek ya da burada hani belirli oturmuş bir çevreniz var ve onu bırakıp gidiyorsunuz. Hani o konuda zorluk yaşadınız mı? Yani güzel soru. Ya ben 5 yıl kaldım İtalya'da mesela. Sonra işte dediğim gibi işte Amerika'da 3 ay kaldım, Almanya'da 4 ay. İşte bu 5 yıllık İtalya serüveninde bir 4 ayda Kore'de kaldım. Hani hep böyle şey. Yani evim değişiyor, odam değişiyor, yemekler değişiyor, kültür değişiyor, insanlar değişiyor. Böyle bir insan bir yoruyor. Böyle bir sonuçta insan belli bir yaştan sonra kolay kolay da arkadaş edinmiyor. Hani böyle. Onun bir zorluğu kesinlikle var. Hani çünkü gidiyorsun mesela şey yapıyorsun, bir bakıyorsun farklı bir yerde yatıyorsun, uyanıyorsun farklı bir odadasın, farklı bir kültür, farklı hani şey böyle. Bir de ben sınırları biraz zorladığım için şey de olabilir de. Ama mesela ben mesela Milan'da okurken hani Türkiye gibi olmaz tabii ki. Türkiye'deki o lise arkadaşlarım veya üniversite arkadaşım gibi olmaz. Ama olmayacak değil de bu sefer şey gibi olur. Mesela şimdi hani kimseyi küçümsemek için değil de bazı insanlar var mesela bir köyde yaşıyor, köyde büyüyor ve köyde ölüyor diyelim hani önceden hani. Veya bir tık üstü bir ilde yaşıyor, bir ilde büyüyor ve şey görmeden. Yani şu an biraz daha globalleştik, daha görüyorsun. Bunu yapabiliyoruz. Ya o tarafı seçeceksin. Evet çok güvenli. Konfor zonun çok yüksek. Hani çok rahat. Herkesi tanıyorsun. Ne yapacağını biliyorsun. Yani ne olacağını biliyorsun. Öyle bir hayat var. O hani ne bileyim memur gibi belki yani şey gibi. Ya da biraz daha böyle bir challenging durum yapacaksın kendine. Gideceksin farklı bir kültür, farklı bir insanlarla görüşüp bu kafa yapısını alacaksın. Zorluğu olacak evet ben de zorlandım oldu, tek kaldığım oldu hani. Ama sonuçta sen bunu ömür boyu yapmak zorunda değilsin. Ben mesela gittim 5 yıl İtalya'dım döndüm. Çok güzel tecrübe kaldı mı kaldı. Zorluğu da oldu, güzelliği de oldu. Memnunum yani. Hani o yüzden onları düşünüp sakın öyle bir şeyini bence erteleme. Yani en kötü şunu yaparsın yani mesela öyle bir korkun varsa diyelim. Abi gidelim, denerim, olmadı dönerim. Yani kimse gittin ve diyelim ki bursu kazandın, yapamadın, döndün. Kimse senden bursun ücretini almayacak zaten. Geri almıyor. Hani yapamadın, evet, geçemedin derse ve döndü. Yani ne olur? Bir yıl kaybeder. Bir yıl kaybetsen ne olacak ki? Yani bir sonuçta kolunu, bacağını, bir şeyini kaybetmiyorsun. Gittin bir tecrübe kazanıyorsun. Onu kaybediyorsun. Hani
Yani bir de şey söyleyeyim. Ben mesela Milan'da evet arkadaşlarım daha çok orada mesela ya, sonuçta biraz daha metropol bir yer olduğu için 1,5 milyon falan nüfusu var. Orada ama staj yaptım. Yani Macerata küçük bir yerde 40-50 bin kişiydi. Mesela oraya gittim. Ondan sonra Ariston'a çalıştım 3 yıl. Fabriano diye bir yerde. Orada bir 3 yıl kaldım işte. Orası da ufaktı. Orada biraz daha zor oldu. Çünkü hani İstanbul'da doğma büyümüş birisi olarak böyle hani hafta sonu ne bileyim bir şey yaparsa yaparsın. Orada mesela hafta sonu Roma'ya gidebilirdin. 2 saat trenle gitmen lazım falan. Orası biraz şey yaptı. Daha böyle dingin bir hayat böyle ne bileyim daha böyle emekli gibi böyle bir süre yaşadım ama dedim 3 yıl yaşadım sonra tamam yeter dedim bana. Öyle döndüm yani hani şey oradan başka bir yere de zıplayabilirsin büyük bir şehre mesela Milan'a Roma'ya. Hani öyle şeyler olabiliyor ama sıkıntı değil yani hani öyle sıkıntı şey olmasın. Bir şekilde de yabancı da olsa bulursun hani Türk de bulabilirsin yabancı da bulursun. Yani dediğim gibi yani ben sonuçta samimi olarak söylüyorum. Lise arkadaşın şey gibi olmaz. O bence şeyde de olmaz ama onu da söyleyeyim. Ya sen şimdi mesela lisede okuyorsun. Benim lise arkadaşlarım çok iyiydi aram. Belki çok iyiydi arkadaşların. Onu üniversitede de sonra bulamıyorsun o iyiyi. Sonra üniversitede bulsan iş yerinde olmuyor. O bir şekilde bir şey oluyor yani. O bir Türkiye'de kalsan da o sen bir şey kuramayabiliyorsun belli bir yaştan sonra. Gitgide o azalarak gidiyor. Mesela şimdi mesela iş yerinde çalışıyoruz gerçekten mesela. Tabii ki arkadaşlar var. Kimse kötü değil ama şey olmuyor. Yani öyle bir o ufaklığındaki gibi, gençliğindeki gibi o samimiyet kurulmuyor. O yüzden hiç öyle şey kalmasın aklımda. Anlıyorum. Çok 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 teşekkür ederim. Çok ilham vericiydi. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Merhaba, ben de soru sorabilir miyim? Tabii, tabii buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim sunumunuz için. Ben de mimarlık mezunuyum. İtalyan mimarisinden dolayı İtalya'ya gitme hayalim var açıkçası. Yüksek lisans yapmak istiyorum orada. Araştırdığımda genelde dil belgesi istiyorlar ve ben Türkçe okumuştum üniversitede. O yüzden şu an kursa gidiyorum. Sınava hazırlanıyorum açıkçası. Bunun için yüksek lisans için hani İngilizce yok olarak ne yapmam gerekiyor hani boş vakitlerimde? Bir de hiç yurt dışı deneyimim yok. Gönüllülük projelerine de katılmadım açıkçası. Çevremde genelde hani imkansızmış gibi bakılıyor. Çok imkansız diye bir şey yok. Hani öyle çok sonuçta illa şey gibi değil bu. Hani bir matematik rakam gibi şu olacak, bu olacak diye bir şey yok. Bunlar diğer şeyler, bilmiyorum sorun bitmiş miydi Beyza? Ben girdim araya. Evet. Ha. Bitti. Ya orada mesela diğer şeyler tabii bir onu şu olarak bakıyorlar, olasılık olarak bakıyorlar. Yani bir bakıyor mesela diyelim ki 10 tane öğrenci burs almış mesela. Bir bakıyorlar bu burs alanlarda genelde çakışan şeyler işte yurt dışı tecrübesi oluyor, sosyal şey projesi oluyor. Bu sefer yorum yapıyoruz. Ha, diyoruz ki bunu yaparsan böyle bir avantajın olur ama ille de bu olacak değil. Sen elinden geleni yaparsın. Olur. Ola da bile. Olmaya da bile. Hani bu yurt dışında tecrübe yapsan da olmaya da bile. Yani o öyle bir şey yok. Çünkü yaptın kesin kazanacaksın diye bir şey de yok. O yüzden sen bence burada elinden geleni yapacaksın hiçbir şeysiz. Ve başvuracaksın. Artık olur olmaz onu şey yapacaksın. Görerek geleceksin. Belki bilmiyorum akademik başarı nasıl. Akademik başarın da bir etken sonuç. O da şey yapabilir. Hani oradan başvuruyorsun. Hani sonra mesela şunu da söyleyebilirim. Hani bu sadece ben aklıma geldi. Benim mesela bir arkadaşım var diyelim ki o da biraz hani diyelim çok şey yapmamış ama ne yaptı mesela? Gitti Almanya'ya. Mesela Almanya'da bir okula ücretsiz bildiğim kadarıyla orada okudu. Münih Teknik'ten kazandı. Veya başka bir okuldan da kazanırsın. Burs almadı. Burssuz gitti. Ne yaptı? Oradan bir stajyer tarzı bir şey çalıştı mı? 1200 euro falan veriyorlar Almanya'da. Ne yaptı? Kendi kazancıyla idare etti. Bu şekilde de bir hedefine ulaşabildi. Yani sen hedefini koyduktan sonra belki biraz zor da olsa bir şekilde ona ulaşabilirsin ama işte ne kadar istediğine bağlı. O yüzden şey yapma yani hani olumsuz bakma. Bu ikinci sorunu. Birinci sorunu tekrar alayım. Ben böyle ikiden başlayınca biri şey yapıyorum. İngilizce çalışmanın yanında ek Evet. olarak ne yapabilirim? Okulu Başvurmadan bitirdin önce. mi? Evet, mezunum. Okul bitti. Şu an 3,20 ortalamayla mezun oldum. Hani İyi. çok kötü bir Ortalaman iyi. ortalama. Okey. Ortalaman iyi. Yani okulu bitirdin. Dil sınavını tamam. Dil sınavında elinden geleni yap. B2 üzeri almaya çalış. Bir de ne yapabilirsin? Şey yapabilirsin aslında. Bilmiyorum o sonuçta okulda olmasa bile belki bir gönüllülük hani o şeyleri şimdiden acaba doldurmaya çalışsak nasıl olur veya hani ben sadece düşünüyorum yani hani mesela bir anda bir gidip bir yerde gönüllülük mü yapsan veya hani yurt dışına çıksan diyeceğim ama onun için nasıl bir şey var. Erasmus Plus projede bir şey oluyor. Bir haftalık, 2 haftalık gönderiyorlar. O da gönüllü oluyor. Ona bir bakabilirsin. Hani Online bilmiyorum. olarak yurt dışı projeleri de var. Onlara da dahil Hani olabilir. Burada bursa başvuru yaparken aslında şöyle bakmak lazım.
Her şeyin bir paket halinde gibi düşünün. Mesela bir şeyiniz eksikse o zaman diğer alanlarınızı daha güçlü hale getirmeniz gerekiyor ki o eksikliğinizi kapatabileyim. Hani "Aa, bende bu yok" deyip kenara çekilmek doğru değil. O zaman senin güçlü olduğun taraf ne? Bunu ne kadar ön plana çıkartabiliriz? Bunu nasıl yansıtabiliriz? Bu kısımlar çok önemli oluyor, devreye giriyor bu açıdan. Doğru, evet. İlla şey olması gerekiyor. Hepsi bir anda olacak diye bir şey yok yani. Hani Beyza, o yüzden sana tavsiyem mesela şey olabilir Nadizade. Hani yapabildiğin kadar bu, mesela diyelim seneye Eylül'de başlayacaksın okula. Yani bu süreye kadar veya başvuru, gerçi başvuruya kadar yapman lazım. Yani en azından bir yere bir başlasan CV'ne şey yazarsın. Atıyorum, gönüllülük yapıyorum şu an. Hani hala devam ediyor tarzı. Onu koyarsın. Hani öyle şeyler yapabilirsin doldurma açısından. O gel. Çünkü okulu bitirmişsin. Hani dile zaten hazırlanıyorsun. O şekilde doldurabilirsin kendini. CV'ni. Tamam, çok teşekkür ederim her şey Rica için. ederim. Var mıydı başka sorusu olan? Yoksa isterseniz ben sunumun geri kalanını size birazcık Evet. anlatayım olayım. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Arkadaşlar, biz DSU, Enes Bey'in de bahsettiği gibi DSU bursuna da, Bursa'da danışmanlık yapıyoruz. Peki biz bu danışmanlıkta neler yapıyoruz? Bu kısmı anlatacağız. Öncelikle Beyza'nın konusundan bahsettiğim gibi birçok öğrenci Beyza durumunda olup bize geliyor ve ne yapacağını bilemiyor oluyor. Biz bu durumda onlara kesinlikle bir profil yol haritası çiziyoruz ki neleri eksikse bunları tamamlıyor olmanız gerekiyor. Burada bizim öğrenci profili analizi yapmamızın sebebi bu. Öğrenci profili analizi yapıyoruz ve gerçekten bu bursları kazanan öğrencilerin başarılı öğrenci profili analizi yapıp karşılaştırıp neye ihtiyacınız var? Bu konuda size yardımcı oluyoruz. Birçok arkadaş burada alanını seçmiş oluyor ama bazı arkadaşlar alan seçme konusunda gerçekten neyi nasıl yapacağını ya da bu alanı neden seçtiği konusunda bir fikire sahip olamıyor. Bu konularda yardımcı oluyoruz. Üniversite seçimi konusunda da çok yardımcı oluyoruz. Ve burada eğitim planlanması, bir eğitim planlanmasını yapıyoruz. Mesela bir arkadaşımız İngilizce nasıl çalışabilirim, ne yapabilirim, adım adım neler yapabilirim, bunun da içine dahil olarak bütün eğitim stratejinizin neler olabilir, oraya gittiğinizde nasıl bir eğitim strateji izleyeceksiniz gibi her şeyi yapıyoruz. Bu burslarda sizin işte recommendation letter'ınız, personal statement'ınız, study planınız çok önemli oluyor. Çünkü siz kendinizi tanımayan insanlara kendinizi tanıtıyorsunuz. Bunların sizin bir portföyünüz gibi düşünün, portreniz gibi düşünün. Bunu okuyan kişiler karşıdaki insanın kim olduğunu anlayacak ve ne yapmak istediğini anlayacak. Ona göre sizi seçecekler. Çünkü siz bir okula ve bir bursa başvuru yapıyorsunuz. Onları ikna etmek zorundayız biz o bursa ya da o okula doğru insan olduğumuza dair. Bu yüzden bunların yazılımı, derlemesi, İngilizceye çevirmesi konusunda yapıyoruz. Burada öğrencilerin en çok zorlandığı şeylerden biri neden o okula gitmek istediğini, neden bu bölüme okumak istediklerini, neden o üniversiteye ya da neden o bursa başvuru yaptıklarında spesifik nedenler bulamıyor olması. Biz burada sizinle mentorlarla beraber bu konuyu konuşup spesifik neden buluyoruz ki sizin siyah içinde kırmızı ya da beyaz olmanızı sağlayarak daha göz önünde olmanızı, daha seçilebilirliğinizi arttırmaya çalışıyoruz. Az önce Enes Bey'in de bahsettiği gibi bazen evrakların toplanmasında öğrenciler doğru evrakları toplasa bile format hatası yapıyorlar ve bu onların direkt elenmesine neden olabiliyor ve bu konuda da biz kesinlikle yardımcı oluyoruz. Enes Bey'in gittiği bursta mülakat yok ama DUS bursunda mülakat var ve DUS gibi birçok bursta mülakat var. Biz burada size mülakat hazırlığı da yapıyoruz. Çünkü sorular belli oluyor. Ve burada iki aşamalı yapıyoruz. Önce ön bir mülakat yapıyoruz, sorularınızı yapıyoruz, sonra tekrar cevaplarınızı oluşturup daha sonra bir süre sonra tekrar aynı mülakatı simülasyonunu yapıyoruz ki siz gerçekten bu mülakata hazır mısınız, değil misiniz? Bu konularda yardımcı oluyoruz. Evrak teslimlerinin doğru bir şekilde üniversiteye gerçekleştirmesinde yardımcı oluyoruz. Üniversitelerin genelde şeyleri oluyor, karşılamalar oluyor. Bu konularda yardımcı oluyoruz. Ve konaklama ve rezervasyonlar konusunda yardımcı oluyoruz. Bizim peki bunu yaparken gerçekten başarılı olup olmadığımızı birçok öğrenci sorguluyor. Çünkü bizim aslında diğer ajanslardan farkımız da bu. Onlar sadece okulların gerekliliklerine bakıyorlar. Sizin profiliniz buna uygunsa başvuru yapıyorlar. Ama biz kişiye özel bir strateji geliştiriyoruz. Sizin profiliniz buna uygun değilse bile bunu
uygun hale getiriyoruz ve başvuru yapıyoruz. Yani bizimle izlediğin süreç bu yüzden daha fazla oluyor. Biz bu süreci izleyerek birçok başarı elde ettik. Öncelikle burs miktarımızı görüyorsunuz. 500 bin USD dolar üzerinde. Bütün genelinde. Çin'de öğrencilerimizin %95'i yazıyor burada ama aslında daha yüksek. Biz yine mütevazı kalarak %95 yazıyoruz. %98'lere varıyor aslında kabul oranlarımız. Öğrencilerimizin genelde %98'i ilk seferde, eğer ilk sefer olmazsa da geri kalan %3'ü ikinci seferde kesinlikle kabul oluyor. Ve şu ana kadar burada çalıştığım sürelerde hiç daha vizemiz red olmadı. Çünkü bütün evrakları, formatları, her şeyi ülkenin istediği şekilde ve beklediği şekilde hazır hale getiriyoruz. Ve bu konuda da öğrenciye destek veriyoruz. Bu ve bu gibi tüm sorularınız varsa, neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bizimle iletişim haline geçebilirsiniz. Çünkü aslında nereden başlayacağınızı bilmek çok önemli oluyor. O sizin hedefinize gideceğinizin ilk temel taşı olduğu için nereye gitmenize karar vermeniz anlamında çok önemli. Bu yüzden nereden başlayacağınız konusunda özellikle bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sorunuz varsa ben de alabilirim. Mustafa Bey, bir şey eklemek istiyorsanız seviniriz, ekleyebilirseniz. Benim eklemek istediğim şey yok ama şeyleri doğru yerlere vurgu yaptınız. Hani arkadaşlar gerçekten o hazırlık durumunda insanlar şey yapabiliyor. Çok fazla ne bileyim bölüm oluyor, üniversite oluyor, başvurular değişebiliyor. Şu şunu istiyor, bu bunu istiyor. Hani orada bir ülkeler oluyor. Ben hani onu yaşadığım için hani kendime hani bir yılda arkadaşlarım full time çalışırken ben part time çalışmıştım. Orada bile zorlanmıştım. Hani çok düzenli gitmeniz lazım bence de. Yani ben böyle Excel falan tutuyordum böyle. Hani şunu yaptım. Evet şu okulu yaptım. O okulun şu belgesini hazırladım. Hani böyle kendim şey olarak hani yapmaya çalıştım ama hatırlıyorum stresli bir şeydi. O yüzden o süreçte bence de hani şey yapın yani böyle olabildiğince dikkatli bir şekilde süreci yönetmeye çalışın, o önemli. Yani böyle bir destek alırsanız İSPİS'ten belki faydalı olabilir. Hani çünkü eğer şey yaparsanız baktınız çok karışıyor, çok hani bu sefer hiçbir şey de yapamayabilirsiniz. Yani hepsini yarım yarım yaparsanız bu sefer ne olacak? O dağını kaybedip hiçbir şey de çıkmayabilir ortaya. Yani onları ekleyebilirim yani. Teşekkür ederim. Sorunuz yoksa isterseniz bitirelim. Aslında ben bir şey soracaktım. Tabii buyurun Meryem Hanım. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim ve tavsiyeleriniz de gerçekten çok güzel. Teşekkürler. Lise mezunlarınız için İtalya'da bursunuz mevcut mu? Ya da work and travel veya lise pardon ya dil eğitiminizde var mı acaba? Şimdi burs bursu hem yüksek lisans için hem de lisans için şey yapılabiliyor. Başvuru yapabiliyorsunuz. Hatta yine Politeknika'da DUS'la lisans bursu almış bir mentorumuz mevcut. Yani bahsettiğimiz İtalya devlet bursu aslında bu devlet bursu eyaletler üzerinden verilen bir devlet bursu oluyor. Burada hem lisans için hem de yüksek lisans için veya doktor için başvuru yapabiliyorsunuz. Evet doğru. Orada şeye Meryem dikkat etmeni tavsiye ederim. İtalya'da lisans için ben görmüştüm. Bir Türkler vardı lisans okuyan. YESU bursu hani şey alıyorlardı o devletin verdiği. Ama orada İtalya'da sen İtalyancan yoksa o İtalya'daki bölümler İtalyanca olabilir. Hani sadece ona dikkat et. İngilizce de olabilir ama İngilizce sanki oran azdı. Sadece orada bir dil olarak hani İtalya'da okumak istiyorsan lisansı. O biraz İtalyanca gerektirebilir ama yüksek lisansla mesela hep İngilizce idare edebiliyorsun. Sıkıntı şöyle bazı okullar şöyle koşul koyuyor. İngilizce dersleri aldırtabiliyor öğrencilere sadece. Yani İtalyanca ve İngilizce dersleri karışıksa evet İngilizce ise kişinin dili. Orada sadece İngilizce dersleri almak gibi bir koşul konulabiliyor. İyiymiş o. Evet onu önemli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Ben bir şey daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hem Kore'yi hem de İtalya'yı deneyimlemiş biri olarak sizce eğitim sistemleri arasındaki fark neler ve yani aradaki kültür farkından biraz bahsedebilir misiniz? Geniş bir soru. Yani şöyle ben mesela İtalya'da ki eğitimi ben çok şey buldum. Ben gerçi Politecnico'da okuttum. Hani diğer okulların çok bilmem ama hemen hemen benzer diye düşünüyorum. İtalyan arkadaşlarımla konuştuğumda okulda öyle diyorlar. Biraz ezberci geliyor bana İtalya'da. Ezberci geldi. Yani
Biz mesela Politekniko'ya gittik mesela, iyi bir okul. Ama bir bakıyoruz bize hoca 1.000 tane slayttan gidiyor, bir slaytı falan soruyordu. Yani, eğer zorluk buysa bence çok şey değil. Pratik çok şey yoktu. Mesela bana çok böyle ezberci gibi geldi. Hani seni evet sağlam bilgiler öğrendiriyor ama çok şey kalıyor. Bilgi böyle şey kalıyor. Pratik olmadan böyle şey kalıyor. Dediğim gibi Yüzeysel. bin, evet hani 1.000 tane slayt veriyor hoca derse gidiyor şey yapıyorsun ama gidiyor bir slayttan soruyor. Sonra evet zor mu? Zor. Ama bu şey değil. Kore bence yani Koreli ben bir dönem okudum bir exchange için. Tabii öyle süper bir yorum yapamasam bile. Bence onu İtalya'ya göre bir tık daha bence daha böyle pratikte olan bir şey. Hani okulda ya şey eğitim sistemi böyle daha böyle pratik daha böyle dersleri daha şeydi. Çünkü Kore'de benim Koreli arkadaşlarım falan da şey yapmışlar hani yaşıyorlar hani oradalar. Daha böyle ne bileyim böyle şirketlerle daha entegre olduğunu düşünüyorum. Almanya'da öyleydi mesela. Almanya'da böyle okullar falan vardı. Mesela ben okuduğum yerde Audi vardı araba firması. Okul oradan geliyor. Hani şey onun zaten farklı okul tipleri de olabiliyor. Okurken çalışıyorsun şirkette falan böyle Audi şirketinde hani böyle ya da başka şeylerde. Daha böyle sanayiyle iç içe. Hani ben o endüstri mühendisi olduğum için öyle bakıyordum. Kore'de bence bir tık şeye göre öyle. Ya bu benim naçizane kendi deneyimlerime göre. Bir de kültür olarak bakarsak da İtalyanlar da sıcak insanlar hani böyle. Ben bir tane de şey değişiyor. Şimdi zamanımızı açtık. Yani benim için sıkıntı yok da şey yapabiliriz. İtalya'nın kuzey ile güneyi bizdeki şey gibi geldi bana böyle doğu batı gibi geldi hani Türkiye'deki maalesef. Yani bizdeki batı daha gelişmiş, doğu biraz daha sanayi olarak da kültür olarak şey olarak da eğitim seviyesi olarak da biraz bir tık daha kalmış ya diyelim. İtalya'da öyle yukarısı Avrupa'ya daha yakın olduğu için sanayi olarak kurulmuş. Mesela Avusturya, Almanya, işte Fransa'ya böyle orada araba firmaları falan var. Orada kurmuş. Bu sefer ne oluyor? Halk daha gelişmiş, halk daha böyle kültürlü diyelim. Biraz da böyle şey o İtalyan sıcaklığında kaybetmişler. Biraz böyle Alman gibi olmuş. Yani Almanya'da tecrübe ettiğim için söyleyebiliyorum. Güney Güneyinde daha İtalyan'ı, böyle saf İtalyan'ı görüyorsun. Ama orada da bu sefer sadece turizmden gelir var. Hani böyle insanlar çok sıcak ama insanlar biraz fakir. Hani biraz geçim şey sıkıntısı var İtalyan'ın güneyi. Çünkü nasıl İtalya çizme ya. Oraya insan, yatırım yapmamışlar çünkü zor olacak ürünleri oraya taşımak. Bu sefer orası şey kalmış, gelişmemiş kalmış. İtalya böyle Kore'yi anlatırsam Kore insanı çok dürüst bir insan. Yani ben bence biz de çok dürüst, çok böyle misafirperverizdir ama Koreliler bilmiyorum ben çok yani şey diyordum ben şimdi evlendim zaten böyle şey. Ben mesela evlensem mesela İtalyanla belki evlenemeyebilirdim ama Koreli bir insanla evlenebilirim. Çünkü hem bizim kültürümüze çok yakın hem çok böyle güvenebilirsin, çok böyle şey hani hiç, benim Koreli arkadaşım hiçbiri böyle hani sana böyle yalan söyleyip seni böyle kandırmaya böyle arkana iş çevirmeye çalışma. Çok böyle saf yani temiz insanlar bence. Hani insan olarak da ben öyle şey yani kültür olarak da çok böyle dürüst, çok düzgün insan. Hani Kore uzak olmasa hani yemek kültürü de bize benzese ben Kore'de yaşamak isterdim yani biraz daha fazla. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim Enes Bey. Arkadaşlar başka soru yoksa isterseniz daha fazla Enes Bey'i tutmayalım ve oturumu bitirelim. Çok teşekkür ederiz bütün tecrübelerinizi bizimle Rica paylaştığınız, arkadaşların sorularına da çok içtenlikle cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Ben de zaten onların sürecinden geçtiğim için anlayabiliyorum. Çok eski değil yani. Hani böyle 2016'da ben bunlarla konuştum. Aynı yerde ben vardım. Hani o yüzden o elimden geldiğince hani samimi bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Hani İnşallah. istedikleri gibi şey yapabilirler. Hani hayırlı bir şekilde. Başarılar diliyorum onlara yani bu süreçte de. Size çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Katıldığınız için size de çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi yıllar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar size de. İyi akşamlar.